gece hayatıyla ilgili bir araştırma yapmak, buradaki hafızayı deşmek fikri de benim tamamen kişisel bir merakımdan yola çıktı. Yani Beyoğlu tabii ki aslında bir müzik festivalinin mekanı olmaya çok uygun. Yani hani sonuçta gece hayatının, müzik kültürünün en görünür olduğu yer ve ya bunun hani başka meselelerle birlikte ele alınmasını ben de anlamlı buluyorum. Yani sonuçta o hat tabii ki müzik, gece hayatı, eğlence kültürü, bütün bunları konuşabildiğiniz bir hat. Ama aynı zamanda hak ihlallerinin, bunlara karşı verilen mücadelenin, bunların hatırlanmasına yönelik çabaların da en görünür olduğu yer. Yani bu ikisinin birlikte ele alınması aslında Crescendo ekibinin hani orijinal fikri. Bakalım nasıl olacak? Aslında biz de bunu birlikte göreceğiz. Şimdi gece hayatı ya da müzik kültürü dediğimiz şeyi hep böyle saf, salt bir eğlence gibi algılayabiliyoruz bazen ama aslında örgütlendiğimiz, direndiğimiz, kendimiz gibi insanlarla bir arada olduğumuz ve bir noktada aslında aynalaşabildiğimiz demokratik bir ortam. Yani siyasi iklim, politik meseleler müzikten ve gece hayatından asla ayrı tutulabilecek durumlarda değil. Özellikle Beyoğlu özelinde konuştuğumuz. Evet. Bir de hani Crescendo'nun yürüttüğü projeler hani kadınların ve dezavantajlı grupların müzik sahnesinde daha fazla yer bulmasını hedefliyor ya. Aslında bu turda hani bu iddiaya dair içerik de barındırıyor. Ya bu mekanları ben aslında ilk yani bu turu yaparken, belirlerken şeye dikkat ettim. Her mekan bir şeyi anlatmaya da vesile olsun. Yani Taksim'i anlattığınızda 1 Mayıs 77'yi ve bunun arkasındaki hani hikayeyi ve tabii ki onun hatırlamaya yönelik verilen mücadeleyi ve işçi hareketlerinin işte hani Taksim'de temsilinin önemi üzerine konuşuyorsunuz. Gezi'yi anlattığınızda hani bir toplumsal muhalefet hareketinin kitlesel bir haysiyet mücadelesinin hikayesini anlatıyorsunuz. Feminist gece yürüyüşlerinin Beyoğlu'nda gerçekleşmesi, işte Pride'ların Beyoğlu'nda gerçekleşmesi, trans kadınların kendilerini yine tırnak içinde en güvende hissedebildiği alanlardan birinin Beyoğlu olması. Dolayısıyla biz bunu tamamen eğlence ve müzik gibi bir yerden okumak yerine belki de şu anda aslında sesli konuşunca da kafamda daha çok match edebiliyorum bu konuları. Yani siyasi iklim, politik meseleler müzikten ve gece hayatından asla ayrı tutulabilecek durumlarda değil. Özellikle Beyoğlu özelinde konuştuğumuzda. Evet. Bu rota yani hikayelerin de hani çerçevesi içinde belirlendi. Yani neyi anlatmak lazım? Türkiye'nin yakın tarihinden ve oradaki ihlallerden ve mücadelelerden söz ettiğinizde tabii ki gayrimüslimler, tabii ki feministler, LGBT hareketi, tabii ki işçi sınıf hareketi. Yani bütün bunları bir arada ele alabileceğiniz bir rota olmasına dikkat ettim. Ben orası da vardı, burası da vardı, şurası da vardı gibi buradaki en büyük benim en başından beri kaygı duyduğum ve gitmemeye çalıştığım yol nostalji çukuruna düşmek sorunsalıydı. Yani ahvahlanıp işte şöyle bir İstanbul, yok o zaman da İstanbul ya da Beyoğlu hepimizin güllük gülistanlık yaşadığı bir alan değil de yani mekanlar direnirdi. Çünkü pavyonlardan gelen bir kültürün üzerine işte önce rock müziğin gelmesiyle birlikte ve işletmecilerin de bir şekilde mekan sahipleriyle çatıştığı durumlar söz konusu. Yani o mekanların ayakta kalmak için de bir mücadelesi söz konusuydu aslında. Bir kültürün mücadelesi. Ha bugün hakeza tekrar olduğu gibi. Dolayısıyla orada biraz daha kült olmuş, dönüşümlere sebep olmuş ya da belli başlı toplulukların oluşmasına sebebiyet vermiş mekanları ve alanları seçmek istedim. Bunlardan ilki Taksim Meydanı'nda Sırası Abilerin girişinde yer alan kemancı olacak tabii ki. Eşit kapsayıcı ve birlikte ya ben bunu hem bir sivil toplum çalışanı olarak hem de bir feminist olarak önemsiyorum. Yani parçası olmaktan da memnunum. Sonuçta kadınların görünürlüğünün artması ve bu müzik sahnesi olur, kültür sanat olur genel olarak yani bu alanlarda hani kadınların kendilerini daha rahat ifade edeceği alanların açılması çok önemli. Yani Crescendo'yu o anlamda gerçekten hani beğenerek takip ediyorum.